İsmim Cemile Kamacı. Doğankent Çataköy'ünde yaşıyorum. 3 çocuk annesiyim. Ve çocuklarımın biri öğretmen. Birisi mühendislikte okuyor. Biri şirkette çalışıyor. Ben de hala inşaatta usta olarak devam ediyorum. Çalışma hayatıma devam ediyorum. Evet. Hadi Muhammed abi. Şimdi götürelim yerine. Götürelim, evet. Götürebilir misin? Ben de bir yardım edeyim. Çalışmaya başladıktan sonra çok şey öğrendim. Yaşında evlendim. 17 yaşında anne oldum. Evlendiğim sene ilk eşim öldü. 5,5 sene sonra bir evlilik yaptım. İşte şimdiki evliliğim. Ondan da işte 2 oğlum oldu. Ve adam bizi 14 yıl sonra adam bizi aldattı. Arkadaşının hanımıyla. Ondan sonra biz tek başımıza kaldık. Para yok, pul yok. Çocuklar öğrenci. Dayım inşaat ustası. İşte dayıma söyledim çalışacağımı. Allah razı olsun. Kabul etti. Burada yavaş yavaş kendimi ilerlettim. Önce çırak olarak işte getir götür işleri, işte tahta getir. Ondan sonra işte ne bileyim çivi getir. Ne bileyim hepsini. Sadece ara işleri. Tez öğrendim ama. Girdiğim sene çok şeyler öğrendim yani. Günaydın, kolay gelsin. Amin, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Adım Abdullah Pusti. İnşaat ustasıyım. Cemile'nin dayısıyım ben. Cemile'yi kocası terk ettikten sonra geçim sıkıntısından dolayı yanıma geldi. İşte dayı çalışsam dedi, ne olur yanında çalışabilir miyim? Dedim ben de çalışabilirim dersen dedim, çalışırsın. İşte bir deneyeceğim ilk önce dedi, kendimi dedi. Belirli bir müddet sonra hoşuma gitmeye başladı dedi iş dedi. Yani zaman geçtikçe tabii kavramış oluyorsun. Püf noktalarını öğrendikçe kendini geliştirdi. İlk başladığım zaman hani bayan işte inşaatta çalışır mı? Bayan evinde otursun gibi. Arkamdan konuşulan konuştuklar hep bana geldi. İşte affedersin kara lastik giyiyor. Çalışmaya gidiyor. Ben inşaatta çalışırken kara lastik de giyerim. İnşaatın şeyi budur. Arkamdan konuştukları tabii ki benim moralimi kaçırdı ama ben hiç pes etmedim. Onlara rağmen devam ettim. Hele ki birisi benim kalbim o konuda biraz çok kırdı. Eşi evlendi de onu aldattı da şimdi o kara lastikle çalışmaya gidiyor diyenler oldu. Hani böyle hani eşiniz sizi aldatıyor ya hani suçlu gibi bir bakış var. Ben onlara inat kara lastiğimi giydim. İnşaata gitmeye devam ettim. Ama belirli bir zaman sonra o bana öyle söz söyleyenler bir gün geldi ve benim kapımdan Cemile Usta diye seslendiler. Yapsak mı bilmiyorum. Hediye olarak. Yağmur kesilirse yaparız dayı. Yağmur Hoca biraz çimento getirmiş. Şey mi? Ev içinden mi? Yani çimentolar donabilir. Yani onu harcanabilir. Yani. Birkaç, beş, altı, yedi tabu var herhalde. Tamam, var. Evde erkek olmayınca
Erkek işi de bize kaldı. Annelik hem babalık işi bize kaldı. Bu aradaki çocuklar okuyor. Okul ihtiyaçları var. Çocukların kendi yemesi, içmesi, kıyafeti var. Yani bunları karşılayabilmek için bir iş imkanı olması gerekiyordu. Yani hem kendimizi geliştirdik, hem çocuklarımızı yetiştirdik, hem de kendimizi öğrettik. Öğrendik yani. Ay, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk anne. Nasılsın? İsmim Emrah Topar. Ailenin ortanca çocuğuyum. Yani bizim buradaki yaşam tarzımızda genelde ailenin yükü babadadır. Durum o raddeye geldi ki artık annem bize bakması gerekiyordu. Tabii böyle bir şey içine gireceğini hiç tahmin etmiyordum. Yani bu denli zorlu bir yola başvuracağını. Tabii ki insan ister istemez üzülüyor. Çünkü onu bayağı bir zorlayacağı bir yükün altına girdi. Sonuçta bu ağır bir meslek. Keza günümüzde erkekler bile zorlanırken bir kadının bu denli yükün altına girmesi insan içini burkuyor. Hiç gerdiremiyoruz Ahmet abi. Zor şeyin içinde. Neyse yapacak bir şey yok. Cemil abinin bir huyu da şu, inatçılık. Yani şimdi mesela bir şeydir, dayısı da tembihler der, bak bu kadar üzerine gitme, bırak. Yok, o eğer ki kafaya koyduysa, kesinlikle onun üzerine gider. Yanlışsa da, doğruysa da üzerine gider yani. Böyle bir inatçılığı da var yani. İnatçılık yapıyor yani. Şurayı alacağım. Çok öyle mi? En azıca geldi Cemil abla ya. Aynen. Cemil ablayla bir gün çalışıyoruz böyle. Ben hiç fark etmedim. Cemil abla dezgaha çıktı böyle. Çalışıyor orada. Orada bir tane kız çocuğu geldi. Ev sahibinin kızı var. Kızı. Böyle baktı şöyle. Takip ediyor. Ben de dikkat ettim. Neyi takip ediyor diye. Böyle şöyle bakıyor böyle. Bekledi. Ben de ne diyecek diye bekliyorum şimdi. Beklerken bu dedi ki Cemil abla sen adam mısın dedi. Tabii biz başladık kahkahaya gülmeye başladık şimdi. Şimdi adam mısın kelimesi derken yani şimdi yaşlıların önceden erkeklere adam derlerdi. Mesela ki eşlerine mesela ki yaşlı kadınlar. Buradan geliyorum. Arada takılıyorum. Sen adam mısın diyorum. Aynı adam gibi çocuğu ya. Sen adam mısın? Bu nasıl? Murat. Bu adam olduğundan şüphe ama bak. Olmadığından he? Olmadın mı? Adam olmadım ulan ben. Bizim zamanımızda okuma çok zordu burada. Okul burada değildi. Şu karşıdaki ta çok ilerideydi böyle. 5. sınıfa kadar okuyabildik. Ha gönlüm isterdi okumayı isterdim. Keşke şu zaman olaydı da okusaydım diyorum. Daha iyi bir yere gelsem, başka bir dallarda mesela çalışsam çok güzel olurdu. Mesela şu anki bizim genç kızlarımızın çoğu okuyor. Bizim köyde okumak ilerledi yani. Bayağı ilerledi okuma çok. Kadınlarımızın okumalarını istiyorum. Ama okuyamadın da benim gibi işte böyle bir sıkıntıya düştün. Kadınlar pes etmemeli. İster şoför olsun, ister inşaat ustası olsun, ister bağda bahçede çalışsın. Kadın isterse her şekilde kendini geliştirir, güçlendirir, kendi ihtiyacını karşılar. Yeter ki kadının kendine güveni olsun. Diyorum ki yani bir erkek sizi aldattıysa siz ona köle değilsiniz. Kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı öğrenin. Geri tarafa dikkat et. Evet. Dolaşmasın, kablo kırılmasın. Benim dayım bugün inşaatta ama belki bir tamirci de olabilirdi. İster tamircilik olsun, ister başka iş olsun.
Ben aynen dayımın yaptığını yapmayı öğrenirdim.